Arkadaşlar, dar alanlardan geçerken gördüğünüz gibi şu an karşı taraftan gelen araç ile yani diğer sağınızdaki engel arasından geçemeyeceğinizi düşündüğünüzde muhakkak öncelikle yavaşlayın ve geçemeyeceğinize kesin eminseniz de durun. Diğer tarafın geçmesini bekleyin. Bakın mesela burada yol daraldı. Hem karşı taraf durdu hem eyvallah Ayhan durdu. Ayhan bravo. Öğrenmişsin sen bu işi. Şimdi kenara çıktım, bekliyorsun değil mi? Yani dar alanlarda geçebileceğiniz bir alan varsa muhakkak önceden yani geçeceğiniz yerdeyseniz geçin. Ardından eğer geçebileceğiniz bir yer yoksa muhakkak sağda yavaşça durdurun ve bekleyin. Diğer araçların geçmesini bekledikten sonra tekrar müsait olduğunda siz geçiş yapın. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar, bir sokakta mesela genelde bu soru geliyor. Diyor ki ben diyor sokağın girişindeyim. Tam girmek üzereyken karşıdan bir araç geliyor ve yol ikimizin geçebileceği bir yol değil. Ne yapmalıyım? Nasıl geri gideceğim? Geri gitmek yerine arkadaşlar, bir sokağa dahil olmadan önce ve o sokağın dar olduğundan, tek araç geçeceğinden eminseniz ve gidişli gelişli bir sokaksa, çünkü ters yöne bir sokaksa zaten giriş yapmayın. Muhakkak geri dönmek zorundasınız. Ama gidişli gelişli bir sokak ve giriş yaptığınızda iki aracın geçemeyeceğini düşünüyorsanız girişe başlamadan önce karşı tarafa bakın. Eğer karşı taraftan gelen bir araç yoksa geçiş yapın. Siz girdikten sonra karşı taraftaki araç eğer daha sonradan dahil olmuşsa onu uyarın ve girmemesini sağlayın. Yani her ikiniz birden girerseniz ortada bir problem yaşarsınız. Dolayısıyla bir sokağa girmeden önce, darsa tekrar söylüyorum, öncesinde yavaşlayıp sokağı kontrol edin. Sokağın başında iken karşı taraftan gelen herhangi bir araç olmadığına eminseniz giriş yapın ve devam edin. Muhakkak karşı taraftaki aracın da geçemeyeceğini anlayıp sokağın başında sizi bekleyeceğini düşünün arkadaşlar. Çünkü zaten aklı selim bir sürücü gelmez geçemeyeceği bir yere. Biz otomatik bir ders çektik Ayhan'la birlikte ve devamında da hani biraz da ders yapalım dedik bu şekilde. Hazır ben araç kullanan bir arkadaş bulmuşken hem kameramı tutayım hem anlatayım istedim. Öncelikle Ayhan kardeşimize hayırlı olsun. DSG şanzıman bir Volkswagen almış kendisine. Eski öğrencilerimdendir. Yani o tabii çıtayı yükseltmiş. Kendine Highline bir araç almış. Umarım hayırlı uğurlu olsun inşallah. Olur. Eyvallah. Eyvallah Ayhan kardeşim. Dediğim gibi bu park modu, geri modu, boş ve ileri mod. Sağdaki artı ve eksiler istediğiniz zaman triptonik oluyordu değil mi bu, evet, Ayhan? Triptonik. Artı ve eksiler de istediğiniz zaman aracın yani vitesini sizin yönlendireceğiniz bir, evet, konuma geliyor. Burada F1 konumumuz, evet, da var hocam. Değil mi? Direksiyonun alt tarafını istediğiniz, evet, zaman artırıp düşürebiliyoruz. Buradan artırıp düşürebiliyoruz. Sen çok sevmiyorsun artılı eksili yerleri. O yüzden ben tam otomatik yere getirdim. Evet, ışık yanıyor ve nasıl bir yerdeyiz? Arkadaşlar, bunu gösterebilirsiniz hocam. Bu aracın, ha, en büyük özelliklerinden birisi. Hold mu vardı? Auto hold ve yokuş destek sistemi. High holder var aynı, evet, zamanda değil mi? Freni bir bırakalım bakalım. Ben her şeyden çektim şu an. Ayağım gayet, evet, net. Araç şu an herhangi çalışır. Bir şeye basmıyor. Evet. Yani bu tarafta zaten herhangi bir şey yok. Ben artık misafir konumdayım. Park modu da devrede değil gördüğünüz, evet, gibi. El freni yani aktif değil. Buradan da görebiliriz. Yeşil bir ibare var. Park. El freni. Park ama auto hold oluyor değil mi bu? Evet, auto hold. Aracı zaten, evet, gördüğünüz gibi auto hold devrede. Yazıyor, evet. Otomatik olarak araç durduğunda hold konuma getiriyor. Yani freni kendi tutuyor. Öyle değil mi? Evet, aynen. Ya otomatik, ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani aslında asıl amaç şuydu. İmkanınız varsa otomatik araç kullanın. Evet, ben işim dolayısıyla sürekli manuel kullanıyorum ama imkanınız varsa mümkün mertebe otomatik kullanmaya çalışın. Bir arkadaşımız şey demişti, ya manuel denk gelirse işte manuel şöyle otomatik böyle.
ben hep şunu söylüyorum. Neden elinizde çamaşır yıkamıyorsunuz? Çok güzel. Yok, neden? Yani neden otomatik çamaşır makinesiyle yıkıyorsunuz, elinizle yıkamıyorsunuz? İmkanınız varsa çamaşır makinesini otomatik alırsınız. Yani bu bir şey bilmemekle alakalı değil. Bir kere araç kullanmak, yani artık konfordan çıktı Türkiye'de, özellikle İstanbul'da. İstanbul'da yani değil mi? Artık bir konfor meselesi değil. Tamamen çileye dönüştü İstanbul'da ya da büyük şehirlerin tamamında böyle. Yani olay şudur. Bir yerden bir yere gidersiniz, işinizi görürsünüz ve arabadan inersiniz artık. Ve bunu otomatik araçta sadece zulmünüz azalır İstanbul gibi büyük şehirlerde. Evet, evet. Çünkü manuel araba tam bir zulümdür, onu söyleyeyim. Otomatik bu zulmü azaltır. Ben buna işte ehveni şer diyorum yani otomatiğe. Otomatikte de aslında trafik zulmünü yaşıyorsunuz. Ya hem trafik hem işte sürekli sizden bir şey isteyen diğer araç sürücüleri, işte hem vites kullanacaksınız, hem debriyaj, hem fren, hem vites debriyaj arası ilişkiler, hem gaz vites debriyaj arası ilişkiler, hem bununla birlikte aynı zamanda sürekli trafik, yoğunluk, yani bu tamamen bir çile. Otomatikte sadece çileyi azaltıyorsunuz. Nasıl? Frene basıyorsunuz böyle bir yoğun, yani yoğun bir trafikte. Şu an ayağın yapıyor ama karanlıkta göremiyoruz. Kalkacağınız zaman yok, kalsın ayancığım. Kalkacağınız zaman da sadece freni bırakıyorsunuz. İşte bu tip arkadaşlar da size, değil mi? Bu şekilde tacizlerde bulunabiliyorlar. Seni kıskanmış olabilirler mi yeni aldığın için arabanı? Sanmıyorum. Onlar olsa da yeniydi. O küçük kalmış biraz senin kimin yanında. Yani dolayısıyla arkadaşlar, imkanınız varsa otomatik kullanın. Otomatik tam bir kolaylıktır. Şöyle bir şey olabilir mi hocam? Otomatik kullananlarla manuel kullananlar arasında. Benim daha önceki aracım manueldi. Evet evet. Zaten onu ben öğretmiştim evet, sana. Manuel'e. Tarz bir şey var. Cidden keyif için araba kullanan insanlar manuel kullanıp arabanın gücünü hissedebilirler. Evet. Ama keyif için. Ben evimle işim arası 20 kilometre. Hı hı. Ve çok İstanbul trafiğinin yoğun olduğu bir bölgeden bir bölgeye gidip geliyorum. Evet Ayhan, ben seni de çektim aynı zamanda. Özellikle otomatik belki maddi olarak bir 10 lira falan fark ediyor. Özellikle bazı araçlarda düşük, bazılarında yüksek olabiliyor ve bir de insanların otomatik şanzımandan korkuları var. Benim de çok büyük korkularım vardı. Bu aracı almadan önce